Yaşam'dan hepinize mutlu günler. Bugün güzel bir klibimizi de açtık. Başarılı İsviçreli triatlet Coraline Chapat bugün konuğumuz olacak ve kendisinin de çok güzel spor dolu bir klibini izledik. Bugün biraz daha yine triatlondan bahsedeceğiz. Kendisinin spor hikayesinden bahsedeceğiz. Türkiye'ye kadar uzanan. Hemen bekletmek istemiyorum kendisini ve Coraline'e hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Öncelikle klipten bahsetmek istiyorum. Açılışı onunla yaptık Coraline ama gerçekten çok güzel olmuş. İstanbul'da mı çektin bilmiyorum ama hepsini bütün böyle içinde meditasyon da vardı sanırım. Hepsini böyle birbiriyle harmanlamışsın. Güzel bir klip çekmişsin. Evet evet. Geçen sene Semi Berkili çektik Kilyos'ta. Kilyos'ta çekildi. Evet Kilyos'ta. Güzeldi. Çok güzel bir klip olmuş gerçekten. Coraline biz seni yakından takip ediyoruz. Sporcular da seni çok tanıyor bu camianın içinde. Özellikle triatlonla ilgilenenler ama seni kısaca senden dinleyebilir miyiz? Çünkü Türkiye'de doğmadın. İsviçre'de dünyaya evet, geldin. Evet. Biraz hikayenden bahsedebilir miyiz? Evet İsviçre'liyim. Ama neredeyse kaç sene oldu sanıyorum ki 9 seneden beri Türkiye'de oturuyorum. Hep İstanbul'da yaşamadım ama. Ben İstanbul'da evet doğumluyum. Fransızca tarafında. Aslında ana dilim Fransızca. Ana dilim Fransızca. Bunu da hemen ekleyelim. 5 dil birden konuşuyorsun Coraline. Gerçekten inanılmaz. Hepsine nasıl yetişiyorsun? Tek tek soracağım zaten ama. Ya, ama böyle bir şey var ki zaten İsviçre'de farklı dilde konuşuyoruz. Çünkü belki biliyorsunuz böyle farklı dil bölgesi var. O yüzden zaten bu konuda biraz şanslıyız. Evet, İsviçre'ye doğdum. Ondan sonra normal bir hayatım var. Spor gazetecilik yaptım. Üniversite okudum, ekonomi okudum, sporda okudum. Ondan sonra scuba diving, dalış başladım. O böyle bizim Neuchâtel gölünde, böyle çok soğuk bir gölde. Ondan sonra Mısır'a gittim birkaç kez dalmak için. Sonra Türkiye'ye geldim dalmak için. O zaman ilk defa Türkiye'ye o zaman mı geldin Coraline yoksa başka yine işle mi ilgili gelmiş? Yok 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 sadece böyle sört çantasıyla 3 haftalık bir tur yaptım 2007. Orada böyle Kaş'a gittim. Orada bir Fransız, Türk bir çiftiyle tanıştım Murat abi ve Meryem. Ona bana bir teklif ettiler istesen seneye gel. Bizde 3-4 ay böyle ya var 3 ay. Bizde kal. Evet bizde kal. İsviçre'ye döndüm. O zaman da yönetici olarak çalışıyorum pazarlama sektöründe İsviçre'de. 9 ay daha devam ettim. İstifa ettim ve Kaş'a geldim. Düşünüyordum neyse 2-3 ay kalacağım. Sonra İsviçre'ye döneceğim ve dönmedim. Aslında düşünecek olursak gerçekten inanılmaz. Tabii ki Kaş'a ilk defa gidiyorsun ve hani oranın atmosferi olsun seni eminim cezbediyor ama sonrasında bu kadar yılda tamamen orayı yani aralarda tabii ki gidip geliyorsun ama Türkiye'de yaşıyorsun yıllardır. Yani seni en çok çeken şey ne oldu peki Türkiye'de? Hayat var. Hayat var. Hayatın tam göbeğinde yer almak için aslında belki de geldi. Ya tabii ki şimdi Türkiye'den Avrupa'ya baktığınız zaman sanki evet Avrupa'da bir düzen var, böyle bir başka bir yaşam tarzı ama aslında... Sanki orada daha böyle bir disiplin var gibi geliyor bize Coraline. Yani çok disiplin her şey var. Daha sıralı, düzenli ama burada dediğin gibi her şey biraz da böyle spontan gelişiyor sanki. Ya Avrupa'da çok disiplin var ama aynı zamanda hiç sürpriz yok. Sürpriz yok. Sürpriz yok. Bazen Türkiye'de fazla sürpriz var. O da olabilir. Ama ben hep böyle düşünüyorum ya. Aslında ya disiplin güzel bir şey. Ama sürprizsiz yaşamak o da çok zor bir şey. Çünkü herkes gerçekten kalkıyor, işe gidiyor, eve dönüyor. Rutin bir hayat var değil mi? İnanılmaz bir rutin var. İnanılmaz bir rutin var. Zaten ne sana denk gelebilirse hiçbir şey yok. Biraz şimdi özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Coraline bilenler tabii ki yine biliyordur ama Coraline'in bir web sitesi var. koskora.com. Yani koscora.com diye yazılıyor aslında. Ve kendisi çok böyle bahsetmeyi de sevmiyor ama bir sürü yapılan böyle bir blog yarışmasında kendisinin blogu aynı zamanda üçüncülük elde etti bildiğim kadarıyla. Evet, geçen sene evet böyle Run Ultra böyle bir yarışma vardı. Aslında ben başvuru yapmadım. Bir gün bir mail geldi. Bir yarış olacak. Avrupa'nın en blog ile ilgili bir yarış yapılacak. Sizin blog zaten sunmak istiyoruz. Ne dersiniz böyle bir şey? Hayır ne dersiniz değil. Zaten sunduk. İstesin şu anda evet, haberim yoktu. Şimdi insana bu blog için oy verebilirler.
Okey dedim. Aslında bloğa baktığımız zaman gerçekten içinde yarışların var, antrenmanların var. Tabağın diye güzel bir köşen var, beslenmenden bahsediyorsun. Yine oyuncakların dediğim bir bölüm var. Burada da ekipmanların kullandığın bir sürü sporla ilgili şeyler var. Yani içinde gerçekten dolu dolu bir sporcuya ait. Yani bir sporcu nasıl yaşıyor aslında? Bununla ilgili her şeyi bulabilecekleri çok güzel bir web sitem var. Bunu oluşturmaya nasıl karar verdin? Çünkü zaten sporun içine yer alıyorsun ama bunu bu şekilde bir blog sayfasına çevirmeye fikri nasıl ortaya çıktı aslında? Aslında fikir buydu o zaman da 3-4 sene önce bir web sayfa vardı Daily Mail. O insanlar böyle şimdi artık herkes Strava kullanıyor. Ama o da ben her antrenmandan sonra bayağı böyle yazıyordum. Antrenman nasıl geçti vesaire. Ama bu web sayfa çok pek bir insanlar böyle kimse okumuyordu. Aynı zamanda Facebook üzerinde biliyorsunuz benim post bazen uzun, böyle hep böyle anlatıyorum böyle detaylarıyla. Detaylı biraz felsefe vesaire. Bir İsviçreli bir arkadaşım var, Nikola. O da İstanbul'da yaşıyordu. Şimdi İsveç'e taşındı. O bana diyor ki bir gün bence sen bir blog yap. En azından tek bir platformda senin hepsini yazana, topla. Evet, aynı. Ondan sonra benim çok yakın bir kız arkadaşım Gökçe vardı. O tasarım beraber yaptık. O kendi aslında çizgi yaptı ve ondan sonra bu yola çıktık. Dediğim gibi ben yazmayı seviyorum. 18-22 yaş arasında gazetecilik, spor gazetecilik yaptım İsviçre'de hem Almanya'da. Şu anda da hala yazılarını şu anda, gönderiyorsun. Evet, aynı. O zaman da birkaç sene, belki 10 sene çok fazla yazmadım. Hı hı. Ya bir parantez açıyorum. Sanıyorum ki aslında hayatınızda gerçekten içinde ne yapmayı severseniz bir şekilde yeni ortaya çıkıyor. Çünkü dediğim gibi 18 yaşındayken yazıyordum. Şimdi 36 yaşında oldu ve yine böyle yazıyorum. Devam ediyor bir devam şekilde. Ediyorum. Bir de İsviçre'de en büyük gazeteci yazıyorum aslında. Benim kendi köşem var. Orada da buradaki. Ya ve blogdan dolayı aslında blog böyle bir giriş oldu. Ondan sonra Türkiye'de birkaç o da dergi ve web sayfada yazmaya başladım. Ama blog son zamanlarda maalesef istediğim kadar böyle yazamıyorum. Ama 2017'yi kendi bir söz verdim. Daha böyle yazacağım. Zaten 1-2-3 böyle yazı yazdım bu sene. Evet, biraz daha fazla aslında içerik girmeyi aslında istiyorum. Bu tip yazılar gerçekten inan senin gibi özellikle triatlona da gönül vermiş sporculara bir yol haritası oluyor diyebilirim. Çünkü dediğim gibi yapmış olduğun beslenme programın, antrenman programın, çünkü hepiniz birbirinizle etkileşim halindesiniz. Herkes birbirinden destek alıyor. Ben bu anlamda gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Biraz da spor hayatından aslında bahsetmek istiyorum özellikle. Çünkü yine siteye girdiklerinde görecek izleyenler büyük ihtimalle. Kendinden bahsederken yürümeden önce kayak yapmayı öğrendim diyorsun. Ve insanların tabii ki bence yaşam şartları belli başlı şeyleri geliştiriyor. İsviçre'de bir köyde başladığın için zaten evet. Okula da bisikletle gitmek zorunda kalıyorsun. Senin zaten triatlon hayatına girişin buradan başlıyor aslında ama senden dinleyelim. Evet. Ya çok güzeldi aslında. Gerçekten bir köyde yaşıyordum. Köyde o kadar küçük ki okul yok. O yüzden yanındaki böyle başka bir köye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, zorunda kalıyoruz. Ve sanıyorum ki 7 yaşındayken böyle il bisikletle gidiyorduk. O zaman da mesafe inanılmaz uzun mesafe gibi bana geliyordu. Aralık ayında İsviçre'ye gittiği zaman orada böyle yine koştum ve o kadar güldüm ki çünkü benim evime de, evet. Çünkü o zaman da bana sanki gerçekten böyle çok uzun. Asla 1,5 kilometreydi. Ve senin için şu anda hayatının bir parçası bisikleti hiç kuşkusuz, evet. Ama o zaman senin için sadece bir ulaşım aracıydı. Evet. Ve çantayla, spor çantasıyla gidiyorsun. Bazen onu ben hiç unutmayacağım. Sabah bindiğim zaten zincir çıktı. Hala böyle biraz siyah var elimde zaten. şimdi aklıma geldi sabah çok güldüm. Çünkü çocukken kaç kez böyle zincir çıktı ve o zaman da belki 15-20 dakika sürüyordu onu teker takmak için. Şimdi mesela gözlerim kapalı tık 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 hemen tabii ki ama aslında bence çok güzel bir tecrübe oldu. Çünkü gerçekten hayatta bir şekilde öğrenmeyi başladım ve tek başına ayakta durmayı öğrendiğim bir şekilde. Çünkü okula gidiyorsun, zincir çıkıyor, etrafında kimse yok, takıyorsun ve o zaman da 7 yaşındaydım. Peki 5 yaşındayken de ilk koşu yarışına katılıyorsun ve sonra uzun yıllar arkasından jimnastik ve atletizm. Gerçekten hayatının içinde hep spor var ve en çok hoşuma giden şeylerden biri de şunu söylemek istiyorum. Hiçbir sporda usta olmadım ama herhangi bir spor yaparken hep çok keyif aldım diyorsun ki bu yüzüne de yansıyor yaptığın sporda da aynı şekilde. Ama en önemlisi gerçekten bu keyif alabilmek yaptığını bir külfet olarak görmemek aslında belki de.
Ya sanıyorum ki o yüzden hala spor yapıyorum. Çünkü hep keyif aldığım için. Benim için spor yapmak eşitlik, keyif almak. Üniversitedeyken eskim bile yaptım. Curling de yaptım. Biraz tırnamış yaptım. Ve tabii ki çok erken başladım. Çünkü İsviçre'de okulda böyleydi. Okul 3-4 gibi bitiyor. Köyde yaşıyordum. Başka bir aktivite, başka bir şey yapamıyorsun. Sonra böyle atletizm kulübü var, jimnastik kulübü var. Oralara o zaman da gidiyorsun. Ondan sonra böyle saat 6-7 bittikten sonra bisiklete tekrar biniyorduk. Işık açıyorduk gece ve gece dönüyorduk. Evet. Peki ailede başka sporcu var mıydı Koreli'nin? Seni o dönem böyle senin bir rol model olarak aldığın ve tabii ki seni daha da çok işin içine sokup daha yönlendiren bir isim var mıydı? Tabii ki babam koşucu. Ve o zaman da hala koşuyor. Şu anda 65 yaşında. Dün Strava'ya baktım. Hala dün 30-35 kilometre mesela binmiş. Hala her gün spor yapıyor. Babam koşuyordu. Onunla başladı. Ve aslında benim tüm felsefi, spor felsefesi ondan öğrendim. Babam mesela diyor ki o zaman da nabız saati kullanmıyorduk tabii ki. Babam hep bana bu söylüyordu. Ya kızım bak. Biz beraber şu anda sohbet ediyoruz. Demek ki çok fazla gitmiyorsun. Ama bir anda böyle nefessiz kaldığı sohbet zaman... Sohbet edemeyecek duruma gelmen aynen gerekiyor öyle, aslında. Aynen öyle. Demek ki o zaman da biraz daha yavaşlayacaksın. Onunla tabii ki ilk yarışa gittik. Hiç unutmayacağım. Benim ilk yarışım o kadar böyle... Ya rekabeti seviyorum sanıyorum. Evet. Gerçekten hırslı kendisi. Yarışlarda da böyle gözlemlediğimiz kadarıyla anlatacak birazdan da hikayelerini ama... Peki Koyun'un şunu da sormak istiyorum. Sonuçta İsviçre'de doğmuş biri olarak bizim ülkemizde de baktığımız zaman spor kültürü sizin kendi ülkenizde de yani aileler mi genelde çocuklarını bu tip branşlara yönlendiriyorlar yoksa çocuklar da kendi istekleriyle yani bu süreç nasıl gelişiyor? Çünkü ülkemizde de aileler bir yere kadar destek olabiliyor. Sonra işin içine eğitim hayatı girince çocuklar bir durup karar vermek zorunda kalıyorlar. Ya eğitime devam edecekler ya da profesyonel anlamda spora. Bu nedenle de antrenmanlar ve okul zor olduğu için çok fazla etkili olamıyorlar. İsviçre'de de böyle mi? İsviçre'de insanlar zaten spor yapmak bir hayatınız parçası. Demek ki hiç kimse okul için spor bırakmıyor mesela. Ama insanlar belki o kadar spor, ya gerçek sağlık için spor yapıyorlar. Demek ki belki Türkiye'de o da böyle bir şey var ki belki halk için, halk genel olarak belki pek bir spor yapmıyor aslında. Zaten yaşamlarının bir parçası diyorsun. Evet. Türkiye'de spor yapmak istiyorsun o zaman da hemen böyle ciddi bir şekilde spor yapıyorsun. O zaman da insan biraz abartıyorlar. Ama İsviçre'de bazen insanlar 3-4 hafta koşmuyorlar. Sonra tekrar böyle koşmaya başlıyorlar. Sonra diyor ki ya ben önemli bir toplantı var. Bir şekilde belki daha Türkiye'ye göre daha iyi bir şekilde dengeliyorlar. Peki triatlon nasıl başladı? Bu kadar spor farklı farklı hepsiyle ilgilendikten sonra bu üç disiplini barındıran içinde yüzme var, koşu var, bisiklet var. Hepsinin bir arada olduğu bu spora ilgin nasıl başladı ve nasıl yola çıktı? Geçen seneye kadar aslında uzun mesafeyi koşuyordum. Ben Kaş'tan İstanbul'a 2011 taşındım. O zaman da tekrar koşmaya başladım. Çünkü İstanbul'a tek başına yaşıyordum. Çok fazla arkadaşım yoktu geldiğim zaman. O zaman akşam işten sonra koşuyordum. Evet. Antrenman. Evet, aynen öyle. Ondan sonra anladım ki mesafeyi biraz arttırmak istedim. Uzun mesafe koşmaya başladım. 5-6-7 kez 50 kilometre koştum. Sonra 80 koştum. Sonra Likya yolu ultramaratonu katıldım. 260 kilometre. Orada çok ufak bir sakatlık geçirdim. Sanıyorum ki aslında hayatımda ben çok şanslıyım bir şekilde. Çünkü çok fazla böyle sakatlık geçirmedim. Ufak bir stres kürü geçirdim. Yüzmeye başladım. Ondan sonra yüzmeye çok iyi değildim. Gerçekten iyi değildim. Ama bir şekilde böyle yüzerken... Sudan çıkıyordum diyorsun. Sudan çıkıyordum. Ondan sonra bir bisiklet sponsoru buldum. O aslında
Kararo, aslında her şey Kararo ile başladı. Çünkü birkaç firmayla konuşmaya başladım. Triatlon yapmak istiyorum. Ve çünkü ondan, maliyetli bir spordu tabii değil ki, mi? Tabii ki, tabii ki. Bence özellikle çok maliyetli. Hani koşarken tabii ki ama hep bahsettiğimiz yüzmede gerekse wetsuitleriniz olsun. Evet. İşte bisiklet ama en önemlisi de zaten bisiklet kısmı, maliyetli ve bir spor. Ve Kararo destek sponsor oldu. Biz beraber yola çıktık. Çok büyük bir tezadüf oldu aslında. Belki bir tezadüf değil. Bence bir sakatlıktan, bu stres köründen böyle bir hayır vardı aslında. İyi ki bu sakatlığı geçirdim. Yüzmeye başladım. Sonra triatlona geçtim. Tabii ki ben hep böyle spor yaptığım için geçiş aslında kolay bir şekilde bir geçiş yaptım. Çünkü bir altyapın vardı zaten. Evet. Ama yine de beni takip ederseniz biliyorsunuz, çok disiplinli bir şekilde antrenman yapmaya çalıştım geçen sene. Çünkü benim ilk sezondu. Gerçekten bir şey yapmak istersen, onun için çalışarsan o zaman da her şey mümkün. Ve fedakar gerçekten olman gerekiyor. Evet. Gerçekten yaptığı diyet olsun, yemeklerine dikkat edinceye kadar bu konuda gerçekten, ama bence sporcunun da zaten bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Sabah, çünkü bugününe bile baktığımızda gerçekten inanın o kadar çok gün içinde yaptığı, sabah uyanıyor yüzmeyle başlıyor. Arkasından sabah daha erken saatlerde bisikletle başlıyorsun. Yani akşam bitene kadar senden stop, hiç durmadan hepsine yetişmeye çalışıyorsun. Ya evet. Ama şunu da dile getirmek istiyorum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorsun. Yani bir taraftan eğitimde de kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Şöyle durup baktığında Koreli nasıl yetişebiliyorsun gerçekten? Bu kadar parçaya nasıl bölüyorsun ve yine de ayakta kalabiliyorsun? Bak Eliz, bana sorma çünkü ben de bilmiyorum şu anda. Ya örnek olarak dün akşam bir spinning dersi verdim. Ya normal bir gün geçirdim, onu çok fazla böyle detaylı bir şekilde artık anlatmak istemiyorum. Artık hayatının bir parçası. Ondan sonra neredeyse 2 kilometre yüzdüm. Saat 9.30 gibi havuzdan çıktım, eve gittim. Ufak bir şey yedim. Üniversite için biraz çalıştım. Yattım, saat 5'te alarm çaldı. Gözlerin kapalı, tekrar gün başladı. Evet. 15 dakika ertelendim, sonra kalktım. 5.40 gibi bisiklete bindim. 7.30 eve geldim, duş aldım. Bir spor dersi vermeye gittim. Sonra ondan üniversiteye gittim. Ya iyi bir organizasyon ile her şey mümkün. İyi bir plan yapacaksınız. Yeterli uyumaya çalışacaksınız. Dengeli bir şekilde beslenmeye çalışacaksınız. Ki ayakta kalabilirsiniz. Bir de yine oraya geleceğim, keyif almaya çalışacaksınız. Ama keyif alacaksınız. Bu zaten yoksa yapmanız imkansız herhalde. İmkansız. Kim seni bu şekilde söyleyecekse, hadi kızım saat 5.30. Çünkü o zaman da kimse sana böyle aklışmıyor. Kimse yok. Üç çünkü köpek sen var. Bunu bir görev olarak görmüyorsun zaten. Hayır, ben keyif alıyorum. Parçası. Ve çok mutlu hissediyorum sonunda. Gerçekten düşün, eve geliyorsun 7.30, insanla yeni unaya başladılar. Ben bina girdim bisiklet taşınarken, çünkü 4. kat oturuyorum. Tamam. O zaman da komşu böyle çöküyor, tamam, böyle simit elinde. Şaşkınlıkla sana şaşkınlık bakıyor. Şaşkınlık. Ben diyor ki evet, ben şu anda cepte 55 kilometre var. Sizden artı olarak da sabah başladım diyorsun. Peki Koreli'nin yarışlara nasıl hazırlanıyorsun? Hem bunu sormak istiyorum. Hem de biraz daha, şimdi triatlondan bahsettiğimiz için hatta bunu daha sonra sorayım ben sana. Triatlona ilgiyi nasıl görüyorsun? Çünkü senin gibi böyle gerçekten hem blog açıp da kendi antrenman programlarını paylaştıkça ve sosyal medyada da bu artışımlar çoğaldıkça insanlar sizinle iletişime geçmek istiyorlar ve birçok kadın da bu sezon özellikle dikkatimi çekiyor. Çok fazla triatlona ilgili ve meraklı olan kadınlar da var, yeni başlayanlar evet. da var. Sana da sorular geliyor evet. ve sen de onlara hatta koçluk da yapıyorsun, buradan bunu da söyleyelim. Onları sen de çalıştırıyorsun zaman zaman. Nasıl görüyorsun? Daha da gittikçe ilgi artacak mı ve triatlona ilgi nasıl olacak sence kadınlar açısından? Evet, çok güzel bir konu açıyorsun. Şu anda evet birkaç kişiyle triatlon koçluk yapmaya başladım. Onu Andrea, benim kendi koçumla aslında bu koçluk yapıyorum. Andrea Gabay'la da çalışıyorsun evet, aynı evet. zamanda. Evet. Çünkü ben onu bir parantez açıyorum. Başarılı veya aslında sağlıklı bir şekilde antrenman yapmak istesiniz, kendi antrenman programı yazmak imkansız. Çünkü ben hiçbir şekilde o kadar antrenman kendim yazamam. O yüzden bir şekilde destek alman gerekiyor. Destek almak gerekiyor. Ama aynı zamanda ben bu destek ve benim enerji, motivasyon ve bilgiyi başka insana aktarmayı seviyorum.
O yüzden aslında çok mantıklı. Ben tabii ki evet bir koçum ile çalışıyorum ama aynı zamanda koçluk da yapıyorum. Evet. Çünkü biliyorsunuz onu belki biraz sonra konuşacağız. Motivasyon konusunda hem içsel hem dijital motivasyon var. O biraz spor psikoloji ile ilgili ve bu motivasyon bir noktaya kadar kendi bulabilirsin ama dış motivasyon çok önemli. Spor psikoloğu demişken, aslında psikolojisi demişken, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansı bu alanda yapıyorsun, evet, bildiğim kadarıyla. Buna nasıl karar verdin? Çünkü spor psikologluğu artık gerçekten, yine ondan da bahsetmek istiyorum, çok artmaya başladı. Herkes bir ekip halinde çalışıyor ama spor psikoloğu kısmında işin gerçekten çok önemli bir parçası. Çünkü ne kadar fiziken hazır da olsanız bu yarışlarda, çok zorlu triatlon yarışlarında mental kapasite devreye giriyor ve belli bir noktadan sonra artık fizik bir ama zihin ortaya çıkıyor ve bu şekilde yola devam ediyorsunuz. Kendi seçimin özellikle mi spor psikoloğu alanında yüksek lisans yapmak istedin? Evet, geçen sene Atletizm Federasyonu tarafında antrenörlük belgesi aldım. Birinci kademe antrenörlük belgemi aldım. Ondan sonra Atletizm Federasyonu bir program var, çocuk atletizm diye. Onda bir görev hala var. Onda insanlar tabii ki federasyon tarafında konuştuğu zaman birkaç kişi bana dedi ki neden yüksek lisans yapmıyorum? Özellikle orada Necdet Ayaz, eski bir atlet. Hı hı. Aa, diyor ki böyle bir şey var mı? Evet, bence sen başvuru yapabilirsin, denebilirsin. Marmara Üniversitesi'ye başvuru yaptım ve orada zaten bence Türkiye'de en meşhur spor psikolog ve mentor Turgay Biçer var. Hı hı. Tabii ki sınava geçirdim. Beni kabul ettiler ve başladım. Neden? Çünkü kendimle ilgili bir de daha iyi tanıtmak istedim. Tanımak istedim, pardon. İki, aslında ben yarışlardan önce kendi zihinsel hazırlık yapıyorum. Ve bunu çok uzun yıllardan beri yapıyorum. Hı-hı. Ama farkında olmadan yapıyordum. Hı-hı. Şimdi artık böyle üniversitede... Bilinçli bir şekilde yapıyorsun. Şimdi mesela bugün zihinsel antrenman bir dersim vardı üniversitede. Ve gülüyordum. Diyor ki nasıl yani, ben zaten bunu biliyorum. Zaten bunu biliyorum. Zaten bunu yapıyorum. beni yanlış anlama. Sanki böyle hocalardan daha bilmiyorum, bunu demek istemiyorum. Sadece bilimsel olarak ben... Kendi keşfettiğini yapıyordum. Şimdi bilimsel tarafını öğrenmek benim için önemli. Çünkü bir bilgi aktarmak isterseniz bilimsel tarafını bilmek çok çok önemli. Hı hı. Alan müthiş bir alan. Benim bazen gördüğünüz benim post altında çok sık sık bunu yazıyorum. Zaten her şey kafada bitiyor. Ve ona gerçekten inanıyorum. Çünkü vücut bir şekilde gidiyor. gidiyor. Bazen böyle tembellik moduna girmek istiyor. O ayrı bir konu ama kafa... İsterse o zaman da kafa ileri devam edebilirsiniz. Keyifli sohbetimize devam edeceğiz Koreli'ncim. Kısa bir reklam aramız var. Ardından spor ve yaşam kaldığı yerden devam edecek. Spor ve yaşam kaldığı yerden devam ediyor. Bugün İsviçreli bir triatletimizi ağırlıyoruz. Korelin Şapat bizlerle birlikte. Onun başarılı spor dolu hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Korelin'cim, birazcık da antrenman programından bahsedebilir miyiz? Dediğim gibi hepsini bir arada yapmaya çalışıyorsun. Yani kendine uygun bir program tabii ki hazırlıyorsun. Ama bir taraftan da koçluk da yapıyorsun. Başka sporcularla da birlikte çalışıyorsun ama. Böyle önce şunu sorayım hatta. Ortalama yılda kaç yarışa katılma ihtimalin oluyor? Yani yarış takvimi geldiğinde neye göre bir hazırlık yapıyor Korelin? Ya normal. Normalde Türkiye'deki triatlon yarışlara katılmaya çalışıyorum. Çalışırsın. Geçen sene 5 tane katıldım. Onun dışında Gloria Ironman'da katıldım. Bir de onun dışında birkaç koşu yarışına katıldım ve Çeşme'deki Grand Fondo da katıldım. Bisiklet, demek ki evet, toplam diyelim ki 10-12 yarış. Tabii ki hepsi hedef yarışı olmayacak. Bu çok önemli bir şey. Sporcu olarak bazı yarışlar hedef yarışlar olacak. Ötekiler antrenman gibi yarışlar olacak. Peki şöyle baktığın zaman en unutulmaz, senin için de çok ön sırada yer alan böyle bir yarış var mıydı? Ve biraz da hani özellikle artık bir marka olduğu için söylemek istiyorum.
atletlerin özellikle vazgeçemediği, farklı farklı ülkelerde de katıldığı Ironman tabii ki. Ve son iki yıldan beri de ülkemizde Antalya'da Gloria'da da gerçekleşiyor, Gloria'da. Ona da katıldın. Böyle bir izlenimin nasıldı? Gitmeden, katılmadan önce nasıldı? Yarış sırasında katıldıktan sonra böyle neler söylemek istersin bu organizasyonla ilgili? Şimdi onu, bence onu tekrar bahsetmek istiyorum. Benim Nisan ayında, tam bir sene önce triatlon için antrenman yapmaya başladım. Bir ay sonra, Mayıs ayında ilk triatlona katıldım. Olimpik mesafesi Antalya'da. O zaman da en fazla 800 metre yüzebildim. Ama o yarışta 1500 metre açık denizde yüzdüm. O zaman da büyük ihtimal 6-7 kilo zaten fazla vardı. Ve üçüncü kazandım o ilk yarışımda. İlk yarışında. O zaten hiç unutmayacağım. Çünkü hayatımda hiçbir triatlon katılmadım. Zaten nasıl olacağı bilmiyorum. Geçiş, transition nasıl olacak o da bilmiyordum. Ama bir şekilde çıktım. Ama sürprizleri seviyorum diyorsun zaten Kore'de. Evet, o en büyük bir sürpriz. O Mayıs ayında. Ve Gloria Ironman. Ekim'deydi galiba. Ekim. Demek ki kaç ay yapıyor? 5-6 ay sonra, 5 ay bile yok. Aynen, 4,5 ay sonra. O zaman da half Ironman olarak geçiyor. Demek ki 2 kilometre yüzme, 1 kilometre 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu. Müthişti. Müthişti. Organizasyonda baktığımız zaman ben de bulunduğumda gerçekten kusursuza yakındı. Evet. Bütün katılanlardan da hemen hemen aynı tepkiler geldi ama... Ya bir de benim için yeni bir triatlet için hemen bu yarışa girmek, sağlıklı bir şekilde bitirmek ve aslında sanırım ki iyi bir derece aldım. Çünkü 5 saat 31 dakikayla bitirdim. Benim yaş kategori 5. oldum. Bir de ilk defa katılan biri olarak aslında istesen relay takım da kurup yapabilirdin bunu. Yani bir yerinden başlayıp ama sen ilk seferinde hepsini bir arada yapıp bu bile gerçekten başlı başına muazzam bir şey ama. Zoru seviyorsun biliyorum. Hırslı da aynı zamanda yarışlarda gerçekten böyle durduğuna bakmayın. Ama Ironman'da onu bazen bahsediyordum üniversitede ve onun ilgili bir iki makale yazdım. Bu yarış için o kadar iyi bir zihinsel hazırlık yaptım ki yarış esnasında bazı kısımlarda sanki aslında benim yeniliği başka biri yaşıyordum. İnanılmaz bir şey yaşadım. Aslında spor psikolojisi böyle bir etkisi var değil mi? Böyle şey, peak flow diye. Demek ki o kadar hazır olunca, iyi hissedince, çok olumlu hissettiği zaman ve her şey kusursuz gittiği zaman aslında sanki zihin, beyinde çöküyor. Ve bisiklet sürüyorum o zaman da 33-34 ortalama gidiyorum. Ve bir anda sanki geçen vücudum çıktım yukarıdan kendimi izliyorum. Bakıyorsun kendine. Müthiş bir şey. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Böyle bir şey, saf mutluluk. Böyle bir sarhoşluk gibi bir şey aslında. Ama olumlu bir şey söylüyorum. Müthiş. Onu bitirdiğim zaten sanki böyle ikinci ay olman böyle devam edebilirdim. Şu anda zaten yaşayarak anlatıyor ya burada. Evet, gerçekten çünkü çok güzeldi. Peki Kora, şunu da sormak istiyorum hemen. Spor psikolojisinden yine bahsettik ama normalde yarışlarda mesela kimi sporcuya baktığımız zaman tabii ki bütün bir sene hazırlanıyorsunuz sonuçta bu yarışlara. Sonra keyfini çıkartmak istiyorsunuz ama şimdi transition alanında bile o geçiş aralarında özellikle bunun bile antrenmanları yapılıyor ama olumsuz bir şeyle karşılaşmanız da çok mümkün. Sudan çıktınız, wetsuit'iniz bir türlü çıkmadı. Bir aksilik oldu diyelim. Mesela baktığın zaman şu anda da almış olduğun eğitimi göz önünde bulunduracak olursan sen kendi kendime hazırlıyorum diyordun ama hemen olumsuzluğa karşı verdiğin tepki moralin bozulur ve tamamlayamayacağın endişesine mi kapılırsın yoksa tam aksine o sırada kendini daha telkin edip yapacaksın sadece sakin ol, sakin kalmaya devam et. Yani bu şekilde mi devam ederdin yoksa bir farklılık oldu mu? Kendimle çok konuşuyorum. Gerçekten benimle inanılmaz sohbet ediyorum. Kendi motivasyon söylerken böyle konuşuyorum. Aynı zamanda küfür ediyorum. Kızıyorsun da yarış sırasında kendine. Bazen diyor ki ya bak canım neden bunu şunu ne yaptın, bak bunu dikkat etmelisin. Bazen kendi tebrik ediyorum. Diyor ki bak aferin kuçum yaptım. Atkan da mesela bilmiyorum böyle şey. Çünkü sonunda her şey tecrübeden geliyor. Bir de o zihinsel hazırlık yaptığı zaman tabii ki her şey olumlu bir şekilde bakmaya çalışıyorsun. Ama aynı zamanda bunu ben de yapmaya çalışıyorum. Tamam bisiklette hiç
bir zaman düşmedim henüz. Ama ona mesela hayal ediyorum. Tamam. Kola düştün. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Veya yüzme çok kötü geçiyor. Ne yapacaksın? Ve o zaman da yarıştan önce zaten onda bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Demek ki yarışta böyle bir şey olunca bir şekilde hazırım. Bir şekilde bırakmak it's not an option. Böyle bir imkan yok. Şey sunmuyorsun kendine, böyle bir şıkkın yok. Peki hiç unutamadığın bir yarışında var mı Kore? Böyle başına yine de bir şey geldiği halde yılmayıp devam ettiğin, aklında kalan, böyle anılarında yer etmiş bir yarışta var mı? Evet, triatlon bir yarış değil. Biraz önce anlattığım gibi 2 sene önce Likya'ya ultramaraton katıldım. Toplam 260 kilometre bir hafta koştum. Demek ki her gün 30-50 kilometre arasında koşuyorsunuz. Kendi eşya, ultramaraton yapmasın, şantanda taşıdım. Evet, son etap 100 kilometre. Bir kısımda 100 kilometre koşacaksınız. 80. kilometre bir ağaç kafayla çarptım. Bayağı kan vermeye başladım. Ne oluyor çok anlamadım. Gerekli malzeme içinde bir ayna var. Onu kendime hemen bakmadım. Baktın kendine. Telefon çekmiyor. Kimseye haber vermiyorum. Kendi kompres etmeye başladım. Yola devam. Sonra doktor geldiler. Sonra dikiş atıldı. Ve bu şekilde 100 kilometre tamamladım. Ama işte bak mesela bu kontrolü sağlamak da yani çoğu insan panik yaşayabilir. Telefonun çekmemesi ayrı bir panik devamını getirtebilir ve hani devam etmeyi de bilirsin o sırada ama yani bu kontrolü sağlamak bile çok önemli aslında. Serin kanlı kalmak belki de. Evet ama onu çok küçükken öğrendik. Öğrendim. Dediğim gibi böyle bisikletle okula gittiğim zaman kaç kez düştük? Kaç kez böyle kan gördük. Benim bacakla her yerde böyle iz var bisikletten hala. Çocukluktan kalma. Evet. O yüzden bir şekilde çabuk kolay kolay pes etmem diyorsun çok büyük bir şey olmayınca. Peki biraz da kuvvet ve güç antrenmanından bahsetmek istiyorum. Bunun için de özel çalışmalar yapıyor musun Kora özellikle? Daha fazla yapmak isterim ama şu anda çok fazla vakit bulamıyorum. Benim tabii ki Andre Gaba'dan program alıyorum. Yoğun bir program çünkü 3 branş var. Tabii ki yüzme, bisiklet, koşu. Haftanın en azından böyle evet. Genelde zaten her gün çift antrenman var. Hem sabah hem akşam. Benim dinleme günü pazartesi. En sevdiği gün pazartesi. Peki bu kadar. Ama yine de core çalışmaya çalışıyorum. En azından temel hareket böyle core, side plank vesaire onu yapmaya çalışıyorum. Lastikli çalışmaya çalışıyorum. Bir taraftan da ben seni tanıdığım için aslında biliyorum tabii ki beslenmeye de çok dikkat ediyorsun. Özellikle çünkü bu işin gerçekten her zaman bahsediyoruz. Büyük bir kısmında beslenme oluşturuyor. Ve sen geçtiğimiz aylarda da güzel bir işe kalkıştın aslında. Kora'nın kekleri adı altında böyle daha sporculara yönelik bir çalışma içine girdin. Nasıl gidiyor şu anda? Çünkü sen zaten bunları kendin için yapıyordun ve bu tatları insanlar da denesin dedin aslında. Evet. Şu anda devam ediyor musun? Edecek misin? Daha da genişletecek misin bu sektörde? Bunu devam etmek istiyorum. Tabii ki şekersiz veya beyaz şekersiz ve glutensiz kek yapıyorum. Bir iki kahve bazen benden sipariş alıyorlar. Nasıl tepkiler nasıl peki Kore? Çünkü artık sağlıklı beslenmeye de çok dikkat ediyorlar ve herkes artık ne yediğine şekersiz olsun, işte protein olsun içinde, şu olsun, olsun. Yani özellikle sporcu kesim daha dikkat etmeye çalışıyor açıkçası. Sanırım ki tepki güzeller. Sosyal medya üzerinde bazen sipariş geliyor. Tabii ki her şey aynı anda böyle getirmek zor. Çünkü dediğim gibi düşünün mesela dün akşam saat 9.30-10.30 eve geldiğim sabah 5'te bisiklete bindim. Demek ki mesela dün gece kek yapamadım mesela. Her zaman fırsat bulamıyorsun evet, tabii ki. Evet ama sipariş olunca talep olursa tabii ki. Bir de böyle bunu düşünüyorum ki belki birkaç ay sonra biraz daha vakit olunca biraz daha fazla kek yapabileyim. Ben çok keyif alıyorum. Kendi tarif böyle yazmaya çalışıyorum. Artık nohutunu kullanmaya başladım. Farklı un kullanmaya başladım. Şeker konusunda böyle özel bir komposto yapıyorum. Armut ve elma ile. İlk geldiğin zamanlarda peki Kora, İsviçre'den buraya geldiğin zamanlarda böyle bizim mutfağımızda biliyorsun. Hem lezzetli hem çok geniş bir skalamız var. Zorlanıyor muydun alışmakta? Çünkü gerçekten oradaki yaşayış tarzın sonuçta çok daha farklı. Buraya geldiğinde biraz düzen dengeler bozuldu mu ilk başlarda? Kaç kilo aldım bize itiraf et diyeceğim şimdi ilk geldiğin zamanlarda. Çok etkili oldu mu? Tabii ki. Tabii ki. Sanıyorum ki bir
O dönem en fazla 6-7 kilo aldım, sonra verdim. ya Türk mutfağı şahane, çok güzel gerçekten. İzmir'e gittiği zaman onu beğenmiyorsun artık. Çok sade, bir şey yok. Bir şey yok gerçekten. ne özledim? En çok özlediğim İzmir'e çok meşhur bir peynirimiz var. Onu tabii ki biraz özledim. Gravyer gibi böyle bir şey, böyle sert ve böyle tuzlu bir peynir. Ama onun dışında bence Türk mutfağı, belki siz Türkler o kadar farkında değilsiniz, müthiş ve çok zengin bir mutfağınız var. Bence sadece biraz fazla un işleri kullanım çok var, değil mi? Evet, hamur çok, işleri, evet, hamur işleri çok fazla kullanıyorsunuz, yiyorsunuz. Gözleme, mözleme, lahmacun vesaire. Onu insana biraz daha ağır yesinler, bence herkes daha sağlıklı olacak, ama onun dışında şahane. Peki böyle baktığında yine antrenmanlar sırasında günlük tükettiğin, özellikle asla vazgeçmediğin gıdalar da var mı tavsiye edebileceğin? Yani seni o gün boyunca hem zinde tutan, ayakta, sana enerji veren belki de. Yani olmazsa olmazların var mı günlük tüketiminde? Tarçın. Tarçın. Tarçın, maydanoz, limon. Tarçın kan şekerini dengelemek için mi? Bilmiyorum, özellikle? Ben yani mesela şeker ihtiyacı hissettiğin için. Bazen yoğurt ve meyve içinde tarçın ekliyorum. Bir de maydanoz, çok yeşillik yiyorum. Tüketiyorsun. Tüketiyorum. Salata. Bazen gerçekten utanıyorum çünkü neredeyse böyle 500 gram, 600 gram böyle salata yapıyorum. Yiyorum. Çünkü bana, hem biliyorsunuz yeşillik içinde çok mineral var. Onu bir antrenmandan sonra toparlamak için çok faydalı. Bir de yeşillik tok tutuyor. Bir şekilde böyle 500 gram yeşillik yedikten sonra başka bir şey yemek istemiyorsunuz. Sanki ama sporcularla ilgili tabii ki yine bu da önyargılardan biri, ama hani sanki sürekli protein tüketmeleri gerekiyormuş gibi daha çok protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiği söyleniyor, ama bunun evet, ama yine de gerekiyor sanırım. Tabii ki ben diyetisyen değilim. O yüzden benim sadece kendi düşüncemi paylaşacağım. O kadar protein belki abartmak, o da sağlıklı bir şey değil. Çünkü o zaman karaciğer, vücut bir şekilde yoruluyor. Yumurta, mesela ben iki yumurta yiyorum. Bazen dinliyorum ki insan diyor ki, ay evet ben bugün 5 yumurta yedim. Hayretle bakıyorsun. Ya şimdi böyle bir bodyci ve 95 vücut kilo bir adam. Vücut geliştirmek için çalışıyorsan tabii ki daha farklı. Tabii ki. Ama peki sosyal medyadan da sana ulaşıyorlardır. En çok gelen sorular arasında neler oluyor dikkatini çeken? Kadınlar da eminim merak ediyorlardır, ama hangi sorular evet, çok geliyor? Evet, böyle bir şey söyleyeceğim. En çok kadınlardan mesaj alıyorum. İnanılmaz çok kadınlar, Türk kadınlar benimle irtibata geçiyorlar. Ve ben tabii ki sosyal medyada kullanıyorum, çok kullanıyorum belki. Belki fazla kullanıyorum. O herkes böyle kendi bir düşünce var, ama aslında motivasyon vermek ve böyle bir soru gelince, o zaman da ben gerçekten çok mutlu hissediyorum. Çünkü demek ki o zaman da ben faydalı bilgi paylaşmaya çalışıyorum. İnsanlar aynı zamanda yakın hissediyorlar. Spor ile ilgili antrenman nasıl yapmam lazım soruyorlar. Beslenme konusunda çok fazla bir soru gelmiyor, ama özellikle antrenman. Birkaç kişi ben de triatlonu başlamak istiyorum. Nereden, nasıl başlayabilirim evet, nasıl diye belki de. Bana destek verebilirsin. Nasıl başlayabiliriz? Şu anda 2-3 kadınla başlamaya başladık. Çalışmaya peki başladık. Gerçekten buradan böyle tavsiye edecek olsan nasıl başlamalı? Mesela sen ilk olimpik mesafeyle başladım diyorsun. Yani ufak ufak başlayabilecek bence olanı... olimpik mesafe başlamak iyi bir fikir değil. Benim tabii ki benim geçiş biraz farklı olduğu için ben olimpik gittim. Ama insanlar şu anda mesela benim çalıştığım kadınlar, bir kadın bile koşamıyor. Şu anda bu şekilde ona yazıyorum. 3 dakika yürüyüş, 2 dakika koşu. Biz çok çok hiç sıfırdan korkutmadan başlıyoruz. Hiç küçük küçük başlatıyorsun. Aynen öyle. Bir de keyif alması lazım. Çünkü hemen çok fazla yükleme, fazla çok zor bir antrenman verirseniz, o zaman da fazla bir yükleme olacak ve insanlar böyle bir ay sonra pes edecekler. Keyifli bir şekilde spor yapacaklar. Herkes böyle kazanmak için spor yapmak gerekmiyor. Tabii hep söylediğimiz bir şey var. Sonuçta bir kürsü sevdanız, kürsü hevesiniz de yoksa hani tabii ki hırslı olmak gerekiyor sporda, ama en önemlisi de finişten geçtikten sonra hala gülebiliyor ve mutlu bir şekilde, keyifli bir şekilde bitiriyor olmanız diyoruz sporu. Bir de sakatlık geçemedin. En önemlisi, değil mi? Çünkü bir sakatlık geçtiği zaman demek ki bir dahaki yarışa daha çok geç yapacaksınız. Antrenman zaten yapmayacaksınız. O zaman da mutsuz olacaksınız. Hep ertelemiş olacaksınız zaten, evet. Dolaylı olarak. Evet.
bu şekilde. Peki bu sezonki hedef yarışlarına gelecek olursak hedeflerin ve planların arasında neler var? Sadece önce yarışlarını merak ediyorum ama onun dışında da bu kadar çok şey yaparken farklı alanlara da yönelecek misin? Kulağıma gelen böyle ufak tefek şeyler var. Televizyona da ilgili belki çalışmaların olabileceğinden bahsetmiştik. Neler bekliyor Kore'yi bu sezon? Bu sezon normalde 3 tane Ironman 70.3 katılacağım. Half Ironman yapacaksın. Normalde İtalya'ya gideceğim. Ağustos Pescara'ya. Normalde Ağustos Fransa'ya, Vichy'ye gideceğim ve Gloria'ya. O benim hedefler ama tabii ki şimdi benim sponsorlarda son plan büyük ihtimal yarın veya haftaya belli olacak. Onun dışında Türkiye'deki triatlon yarışlara katılacağım. Bir tane Grand Fondo bisiklet katılmak isterim. Bir de geyik yarışlara katılmak isterim. Onlara gideceksin. Evet, gideceğim. Onun dışında belki dengeliyse bir 10 kilometre veya 21 kilometre half maratonda. O da belki antrenman olarak. Çünkü bazen bir yarışa katılmak antrenman olarak hem motivasyon verici, hı hı, hem iyi bir antrenman. Onun dışında tabii ki üniversite bitireceğim. Makaleyi daha fazla yazacağım. Bir de çok uzun zamandır bir televizyonla ilgili bir program sunmak istiyorum veya belgesel tarzı bir şey olabilir. Onu birkaç şimdi kanalıyla görüşmeye başladık. Devam ediyor. Yani aslında gerçekten hepsini sen, çünkü bütün hepsine gerçekten içinde olduğu için çok da keyifli ve güzel olacağını düşünüyorum ben. Olacak bir gün. Demek ki biraz daha böyle sabırlı olmam lazım. Ama sen bugüne kadar istediğin her şeyi adım adım da olsa sonuçta hedefe ulaştığın için bunda da ben hedefe ulaşacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Hayatında gerçekten bir şey istersiniz ama sadece tamam istiyorum değil. Gerçekten ruhsal böyle ruhunuzu katmanız gerekiyor biraz daha. Ya bu şekilde evrensel bu enerjiyi söyleyeceksin. Ben evet bunu istiyorum. Sonra oluyor. Bir şekilde oluyor. Bana inan. Peki sporu da hayatına yeni daha dahil etmeye başlamış olan kişilere de buradan bizi izleyenlere de son olarak Koreli'nin Şapat neler tavsiye etmek ister? Sabah erken kalk. Formül bu mu aslında? Hani disiplinden evet, bahsediyoruz ama evet, çok önemli evet, değil mi? Erken güne evet, başlamak evet, ve... Erken kalk. Çok basit şeyler söyleyeceğim. Yeterli su iç. Yeterli beslen. Şeker tüketme. Kesinlikle. Çok yorgun olunca antrenman yapma. Dinle. Biraz daha az cep telefonu vakit geçir. Aslında şu anda kendiyle böyle konuşuyorum. Kendi tavsiyemi kendi veriyorum. Buradan söylüyor ama kendim evet, de duymak evet, için tabii yapıyorum. Bir de gerçekten bir kez daha söyleyeceğim. Spor yaparken keyif al. Onu fark et. Gerçekten şu anda evet spor yapıyorum. Kendim için çok güzel bir şey yapıyorum. Evet güzel bir şey. Çok mutlu hissediyorum ve spordan sonra daha mutlu olacağım. Onu gerçekten insanlar böyle ya hissetmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum Koreli'cim güzel sohbetin için. Şimdiden tüm yarışlarına başarılar diliyorum ve iyi ki İsviçre'den kalkıp Türkiye'ye yerleşmişsin diyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Davetin için çok teşekkürler Yeliz. Spor ve Yaşam'da bugün başarılı triatlet Koreli Şapat bizlerle birlikteydi. Onun spor dolu hikayesini sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın.